Hudeybiye mevkiine geldiler. Hudeybiye'de beklerken tabii içeriye girecekler ya, Mekkeli müşrikler de durumu duydular. Devamlı adam gönderiyorlar gelmesinler diye. Çünkü geldikleri zaman zorla girmiş gibi olacak. Biz bunu kabul edemeyiz diyorlar. Birkaç kişiyi gönder, en son Umre bin Mes'ud-u Sakafi Hazretlerini gönderiyorlar. Ki o zaman daha Müslüman değil tabii, sonradan Hazret. Taif'in efendisi derlermiş ona. Mübarek, tabii o zaman daha Müslüman değil, geliyor Resul-i Ekrem'in huzuruna, bir bakıyor sahabe-i kiramına. Allah, şaşırıyor duruma. Nasıl bir edep, çok değişik bir hal, çok üstün bir hal, çok üstün bir ahlak, yaklaşımlar, Efendimiz etrafında oturuşlar, bakışlar. Geliyor Mekkeli müşriklerin yanına, diyor ki, bakın ben Kisra'ya gittim, Kisra'nın mülkünü gördüm. Kayser'e gittim, Kayser'in mülkünü de gördüm. Mekkeli müşriklere diyor bunu. Necaşi'ye gittim, Necaşi'nin mülkünü de gördüm. Ama bunlar çok farklı. Muhammed diyorlar yani. Muhammed ve etrafındakilerin mülkü. Bunlar, emin olun, sizin bu sahip olduğunuz yerleri alır. Çünkü onların müthiş bir edebi var. Peygamber abdest alıyor, ondan bir su damlası hemen onu alıp üzerlerine sürmeye çalışıyorlar. Bir şey ondan kalsa, su kalsa hemen içmeye çalışıyorlar. Saçı düşse hemen alıyorlar. Onun yanında yüksek sesle konuşmuyorlar. Seslerini kısıyorlar Efendimizin huzurunda sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ona da dik bakmıyorlar, direkt bakmıyorlar yüzüne. Edeple hepsi eğiliyor diyor o baktığı vakitte. Eminim ki bu sizin sahip olduğunuz yerleri de onlar alacak. Ondan sonra, yahu öyle deme. Biz onlara diyorlar, Mekke'li müşriklerin düşüncesi de o yani. Bir sulh yapmaya mecbur kaldılar. Onların o kadar sağlam duruşları kulaklarına gelince, sahabe-i kiram da çok sağlam bir şekilde Efendimiz'in etrafında durunca, biz artık onlarla mecbur anlaşma yapacağız gibi bir duruma geldiler. Bunu düşünmeye başladılar. Tabi Hudeybiye mevkiinde beklerken yine orada da mucizeler devam ediyor Resul-i Ekrem'den. Efendimiz oraya geldiği vakitte, tabi dediğimiz ya, yol çok uzun yani. Daha önce su içmiş olsalar bile orada da yine susuzluk çekildi. Orada kuyular var. Kuyuda da su çekilmiş, kalmamış bu. Bir rivayete göre Resul-i Ekrem bir ok veriyor kendi ok kesesinden. Bir rivayete göre orada mazmaza yapıyor ağzından. Orası su kaynıyor yine. Oradakiler ve hayvanların hepsi o sudan tekrar doydular. Elhamdülillah, kandılar suya yani.